Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri Kampı'nda, yani şu kitabın kampında geldik 17. güne. Dörtgenleri anlatacağız size. Üçgenleriniz iyiyse bundan sonrası çocuk oyuncağı. Çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Merak etmeyin. Ama hocam üçgenlerim iyi değil. %60'ını öğrendim ya da %40'ını öğrendim. Devam, devam, devam. Çünkü niye? Dörtgenleri de biz anlatırken hep üçgen temelli anlatacağız. Üçgenlerdeki eksikleriniz gidecek. O yüzden rahat olun. Hocam şimdi ilk dersimizde ne yapacağız? Dörtgenlere başlıyoruz. Yani burada paralel kenar, eşkenar, dörtgen, dikdörtgen, kare değil. Dörtgenlerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. O konular sonraki günlerde işlenecek. Dörtgen, kare, paralel kenar, eşkenar, dörtgen. Sadece bugün dörtgenlerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. O zaman ne yapalım? Başlayalım mı dersimize? Hadi başlayalım. Şimdi dörtgenlerin genel özelliklerinden başlamadan önce biz ne yapıyorduk? Oraya gidelim öncelikli olarak. Şafak sayarımıza bakıyorduk. Kaçıncı sayfada olduğunu böyle öğreniyorduk zaten. Hop 17. gün 104. sayfadan başlıyor. Sonra şuraya bakalım. Hocam 17. günde kaç tane dersimiz olduğunu öğreniyoruz? 1 ve 2. 2 dersimiz olacak. Şimdi ilk dersimizdeyiz. Büyük ihtimal 3 sayfa falan işleriz. Ya da 3,5 sayfa. Bir haftalık programa bakıyorduk. Haftalık programda dörtgen. Evet. 17. güne denk geliyor. Sadece dörtgen bitince 9. haftayı da bitirmiş oluyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi 104'e gelelim. 104. sayfaya geldik ve üçgenlere başlayacağız. Evet. Şöyle bir cümleyle başlamışım. Üçgenler, üçgenler, üçgenler. Üçgenleri bilen dörtgeni rahat bir şekilde yapar demişiz. Çünkü bir dörtgen varken elimizde. Dörtgen zaten iki tane üçgenden oluşuyor. Bir köşegen çizdiğinde. Ya da diğer köşegeni çizdiğinde yine iki tane üçgenden oluşuyor. Dolayısıyla çoğu soru üçgen bilgisinden çıkıyor. Zaten ben burada dörtgenin tanımını vermişim mesela. Ardından sadece ve sadece üçgenle çıkabilen, bak şuraya kadar, örnek 11'e kadar üçgen tekrarını yapacağız aslında burada. Görüyorsun. Sonrasında özellikler deyip şurada bitiririz büyük ihtimalle. Hadi bakalım biz tam anlamıyla şuradan başlayalım. Öğrenme alanıyla işe başlayalım gençler. Öğrenme alanında A şıkkı demiş ki, hocam şu açıortay ve yükseklik verilmiş. Soruda bir de şu var arkadaşım. Şurası da 90 derece, tamam. Şurası da 90 derece, soruyu öyle çözelim. Şimdi soruya baktığımız zaman verilen bilgiler şunlar var hocam. Hocam burada bir dik üçgen oluşturabilirim böyle diyebilirsin. Aa buradan da çıkıyor gerçi. Bak güzel bir şey çıkıyor. Dik üçgen oluşturarak yaparız ama 11'i kullanamıyoruz. İşte o zaman ne yapacağız? Aslında dik üçgen oluşturup burada, çünkü bir uzunluk soruluyorsa dik üçgenden yapılıyordu. Dik üçgen oluşturdum. Pisagor bağıntısından şurayı bulurum. Hatta 30 60 90 üçgen çıktı burada. Şurayı bulurum. Sonra burada da 30, burada da 60 çıktı ya. Sonra burada da tamamını bulur. Şurayı bulduktan sonra zaten x'e de ulaşır. Bu bir tane yolumuz olsun. İkinci yolumuz nedir hocam? İkinci yolumuz da şu şekilde. Ben soruya bakar bakmaz hemen onu keşfettim. O yüzden oradan çözesim geldi böyle. Soruya baktığımız zaman hocam hem açıortay hem yükseklik aklımıza ne getirdi? İkizkenar. Aklımıza gelen başımıza gelsin. Hemen ikizkenara tamamlayalım şöyle. İkizkenara tamamladık. Bu bir ikizkenar üçgen oldu. 11 ise 11 dedik. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. Sonra bu 90'ı da yazdık ya. Bak şunlar da birbirine paralel değil mi? Yöndeş açıdan dolayı. Evet, paralel. Sonra hocam 5 bölü 6 A bölü 3'ten A'yı buluruz. Ya da Thales teoreminden. Şimdi hocam üçgen 6 olmuş soldansa. Burada da 1'e 2 oran olacak. Yani direkt buraya 5 bölü 2 diyebilir miyiz? Evet. A burada ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Dik üçgende 90'ın karşısı 5 iken 30'ın karşısı 5 bölü 2. Özel üçgen var burada. Yani 90 üçgeni oluştu. Bak hem ek çizimi tekrar etmiş olduk burada. Hem de dik üçgeni ya da özel üçgeni tekrar etmiş olduk burada. Hatırlamış olduk daha doğrusu. 90'ın karşısı 5, 30'ın karşısı 5 bölü 2. 60'ın karşısı da 5 bölü 2'nin kök 3 katı olur. X'i de böylelikle 5 kök 3 bölü 2 olarak buluruz. Evet, A şıkkını bu şekilde bulduk. Geldik B şıkkına. Şimdi alan ABC'de isteniyor. Hocam daha dörtgenin alanını, formülünü vermedik ki. Dur. Üçgenden yapabiliriz büyük ihtimalle. Şimdi burada soruya baktığımız zaman ne var? 9 var, 12 var. Bir de 90 var. 9, 12, 15 aklımıza geldi. Hemen üçgeni oluşturabiliriz şöyle. Oluşturduk üçgeni. Oluşturunca üçgeni bir şeyler geldi mi? 9, 12, 15. Hemen 9, 12, 15'i yazalım bakalım şuraya. Yazamadım. Yazıyorum şöyle. 15'i yazdım. Hocam tamam, sonrasında bu üçgenin alanını bulduk da şurası ne olacak? Burada da arkadaş şuraya dikkat eder misin? 15, 20, 25 var. Ya 15, 20, 25. Yani Pisagor bağıntısı sağlandı. 25'in karesi, 15'in karesi artı 20'nin karesi sağlandı. Özel üçgen oluştu. O zaman 25'i gören 90 derecedir diyebiliriz. Şimdi bizden bu dörtgenin alanı isteniliyor. Dörtgeni aslında bir köşegenle iki tane üçgene ayırdım şöyle. İki tane üçgenin toplamı, alanının toplamı bize sonucu verecektir. O zaman bir üçgenin alanı nedir? 9 çarpı 12 bölü 2 artı diğer üçgenin alanı nedir? 15 çarpı 20 bölü 2. Buradan 54 artı 150 yaptı. Cevap da böylelikle 204 yaptı dostlar. Evet, gördüğünüz üzere dörtgen sorularında üçgene tamamlamayla tabii soruda verilen bilgilere göre daha değişik bir şekilde de yapabilir mesela soruyu. İlk başta o çözüm yöntemini de gösterdi. Ya da iki tane üçgen tekniğiyle soruca ulaşabiliyoruz. Ya da üçgen bilgisiyle sonuçlara ulaşabiliyoruz. Örnek 1'e geldik. Şimdi normal sorularla başlıyoruz. Şekil 1'de birim kareli kağıda bir dörtgen çizilmiş. Bu dörtgenin köşeleri birer birim yer değiştirerek, mesela bu alt taraf
tarafa gelmiş, bu sağa gelmiş, bu yukarı gelmiş, bu da buraya gelmiş. Şöyle bir dörtgen oluşturulmuş. Bu dörtgen oluşan dörtgenlerin alanları arasındaki değişim ne olur diye soruluyor bize. Ne yapacağız? Bunun alanını bulabiliriz. Nasıl bulacağız hocam? Dörtgenin alanı. Şu köşegeni çizince köşegen birim karelerin üzerinden gidiyor. Burası 5 birim. Tamam ne güzel, 2 tane üçgen oldu. 2 tane üçgenin alanını bulursak olay biter. Diğer köşegeni de çizebilirdim bu. O zaman hocam burada üçgenin alanını bulmaya çalışacağız. Üçgen alanı deyince şekilde 90 derecede özel bir açı varsa tabana ait yüksekten çıkıyordu. O zaman burada 5 tabanı var. 5 tabanına ait yükseklik ne oluyor? Hocam bak şurası oluyor. Şuradan yüksekliği çizdik. Burası 2 birim oldu. Burada alttaki üçgende de 5 tabanına ait yükseklik bu oldu. Buradan da yüksekliği çizdim. Burası da 3 birim. Yani 5 çarpı 2 bölü 2 artı 5 çarpı 3 bölü 2. Yani 15 artı 10 kaç yapıyor o zaman? 25 bölü 2 yapıyor galiba değil mi? Burası 25 bölü 2 oldu dostum. Geldik öbürüne. Hocam ben buradan bunu çizsem bu köşegen uzunluğu, tamam köşegen uzunluğunu bulabiliriz ama biraz öncekinde daha kolay bulmuştuk şurada. Birim karelerin üzerinden gitmiş. Hocam ben bulurum bunu. Şuradaki Pisagor'dan bulurum. Tamam bulduk da sonrasında buna ait yüksekliği bulmak çok sıkıntı olacak. Ya da diğer köşegeni düşünelim. Şu köşegeni düşünelim. Burayı da şuradaki Pisagor'dan buluruz. Ama şuna ait yüksekliği bulmak çok zor olmayacak mı burada? Olacak. Yani burada mesela bu dörtgende iki tane üçgen yaparak sonuca ulaşamıyorum. Ne yapacağız o zaman hocam burada? Yapacağımız hamle şu. Birim karelerin içerisine herhangi bir şekil sonulduğunda ve o şeklin alanı sorulduğunda üçgen bilgisinden ya da bildiğin diğer alan formüllerinden bulamıyorsan orayı, dörtgen de olur bu, beşgen de olur, altıgen de olur, yedigen de olur, fark etmez. Bulamıyorsan o şekli en küçük dikdörtgen içerisine al. Nasıl alınır o şekil en küçük dikdörtgen içerisine? Köşeleri dikdörtgene değerek değil mi? Şöyle çizdim kardeşim. Dikdörtgen içerisine aldım. Hatta kenar uzunlukları 5-5 olduğu için bak burası da 5. Her yer 5 değil mi şöyle baktığın zaman? 5. Şurası da 5. Bu bir kare oldu. Fark etmez. Ben bunu böyle aldığımda ne oldu hocam? Sonuçta buralarda üçgen oluştu. Sen bu alanı bulamıyorsun ama tüm alanı bulabilirsin. Dikdörtgen yapın dedim. Kare çıktı. Buradaki bunlar da üçgen oldu. O zaman tüm alandan beyaz alanları çıkartarak, bütünsel düşünerekten oradaki taralı alanı bulur muyuz? Buluruz. O zaman tüm alan nedir? Hocam 5 çarpı 5'tir. Eksi şu üçgenin alanı 2 ve 3 burası. 2 çarpı 3 bölü 2 eksi şu üçgenin alanı 2 çarpı 4 bölü 2 eksi şu üçgenin alanı 1 çarpı 4 bölü 2 eksi bu üçgenin alanı da 1 çarpı 3 bölü 2. Şimdi burası kaç yaptı? 25. Eksi 6 burası. 8, 14. Hepsi eksi. Eksi 6, eksi 8, eksi 14 yaptı. Eksi burada da 4 var. O zaman eksi 4'te ne oldu? Eksi 4'te ne oldu? 22 oldu. Bir de burada ne var? 1 var. Bir de 3 var. 27 mi yaptı burası? Evet 27. Tamam. Şurası 27. Bir daha yapayım. Dur. 8, 6, 14, 18, 21 yaptı. İyi ki yapmışım bir daha. Burası 21 bölü 2 oldu. Çıkarttığımız an 50 eksi 21, 29 yaptı. 29 bölü 2 yaptı. İlk alanımız 25 bölü 2 iken ikinci alanımız 29 bölü 2 oldu. Artı. Ne kadar artı? 29 bölü 2'den 25 bölü 2 çıkartırsan 4 bölü 2 yapar. O da 2 yapar. O zaman 2 birim kare artar diyeceğiz alandaki değişim. Eğer bu daha az olmuş olsaydı azalır diyecek. Anladık mı arkadaşlar? Bu şekil. Birim karelerin içerisinde de şekil olduğu zaman yine bak soruyu üçgene dönüştür. Gelelim örnek 2'ye. Şimdi burada da ne demiş? Oranlamalar verilmiş. Oranlamaları kullanalım. 3K verilmiş. 2K verilmiş. EC uzunluğu 2K. AE uzunluğu 3K verilmiş. Alanlar oranı isteniliyor. Hocam dörtgendeyiz. Hiç fark etmez. Üçgenler zaten burada oluşmuş kardeşim. Köşegenler çizilerek. Madem üçgenler oluşmuş. Madem burada da oran var. Üçgende alanda oran varsa ne yapıyorduk? Alan dağıtma. Hadi alanı dağıtalım. Şimdi 2K'daki alan 2A ise bu tepe noktasına göre. 3K'daki alanda 3A diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki 2K'daki alan 2B ise bu tepe noktasına göre. 3K'daki alana 3B diyebilir mi? Kesinlikle diyebiliriz. Şimdi bizden alanlar oranı isteniyor. Ona bakalım bakalım. Alan ABD. Hocam ABD alanı nerede? Şurada ABD alanı. Vay. 3A artı 3B. Hemen oranlayalım. Güzel. 3A artı 3B'nin neye oranı? Alan ABCD'ye oranı. Alan ABCD'de tamamı. 5A burada, 5B burada. Yani 5A artı 5B'ye oranı isteniyor. Şimdi yukarıda 3 parantezini alsak A artı B. Aşağıda da 5 parantezini alsak A artı B yapıyor. Buradaki A artı B'ler nanay oluyor. Cevap da böylelikle kaç çıkıyor o zaman? 3 bölü 5 çıkıyor dostlar. Cevabı 3 bölü 5 diye ulaştık. Göremediniz. Ben şöyle görecek şekilde yazayım isterseniz. 3 bölü 5'i bu şekilde bulduk. Yine nereden? Eski konulardan karşımıza çıkacağım. Geldik örnek 3'e. Bizden dörtgenin alanı isteniyor. Formülü vermedik. Tamam. Üçgenler oluşmuş. Hemen üçgenleri yoğunlaşalım. 5, 5, 15, 10 verilmiş. Benim dikkatimi çeken üçgen burası. Hocam bu direkt ikizkenar üçgen verilmiş. Hemen ilk etapta ikizkenar üçgene yoğunlaşacağım o zaman. Yani en azından ben buradaki üçgenin alanını bulabilirim. Hocam nasıl bulacağız? İkizkenar üçgen var. Tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hop çizdin. 3, 3 diye böldü. 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıktı. O zaman burası 6 ya. 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den bu alanı ben 12 diye bulurum. Burası 12. Burası 12 iken de bundan sonrasında ne yapacağız?
az. Hocam ben bir yerdeki alanı buldum şöyle. 12'yi buldum. Sonra 15 var, 5 var, 10 var. Aa, diğer sayılar da var. Ben burada yani alan dağıtımı yapabilirim o zaman. Dağıtımı yapalım bakalım. Alan dağıtımı yapacak olursam. Bak şimdi 5'teki alan 12 ise 15'teki alan ne olacak? Hani 1'e 3 oran var. 3 katı olacak o zaman 1'e 3 orandan dolayı. Hemen 3 katını yazıyorum. 12'nin 3 katı 36 yapar hocam. Şu tepe noktasına göre dağıttım. Sonra hocam şu 36'yı buldum ya. 5 tabanı ve 10 tabanı var. Tepe noktası da burası. 5'teki alan 36 ise 10'daki alan kaç yapar? Hani 1'e 2 oran var ya. 2 katı yapar hocam. 72 yapar o zaman burası. Sonra ister buradan dağıtın. 15'e 5'e göre dağıtın. İsterseniz de hocam 5'e 10 var burada. Şu 12'yi buraya dağıtabilirim. Öyle demek daha kolay. 1'e 2 oran var ya. 12 ise burası da kaç yapacak o zaman? 24 yapacak. Ve tüm üçgenlerin alanlarını da ayrı ayrı buldum mu burada? Buldum. Yani 12, 36, 24, 72. Bunların toplamı isteniliyor bizden. Bu da kaç yapıyor o zaman? 144 yapıyor gençler. Evet. 3. soruda yine üçgen sorusuymuş gerçekten. Üçgenden alanı bulduk. Sonrasında da üçgende alanı dağıttık. Evet. Cevap 144. Geldik bir sonraki soruya. 60 var. 60 var. 90 var. Hocam ben hemen şöyle bir üçgen oluşturayım. Yok ya. Burayı böldün. Hayır. Hocam şöyle üçgen oluşturayım. Yok ya. Özel açıyı böldün. Hayır. Özel açı parçalanmaz. Dik çizeyim hocam o zaman buradan. Ama dik çizdiğin zaman y ekseni, y bölü 2 ile uğraşacağız. Ki ben özel üçgenleri anlatırken şuna dikkat edin demiştim. Verilen açılara. 60 var, 60 var. Aa, 2 tane 60 nerede vardı? Eşkenarda vardı. O zaman aklına eşkenar üçgen geldi. Üçgene tamamlayabilirsin böyle. Ya da 60 var, 90 var. Hocam 30, 60, 90 geldi. Bu şekilde de üçgene tamamlayabilirsin. İstediğin şekilde yap soruyu. Biz burada ne yapalım o zaman hocam? Bence 2 tane 60 gördük ya. Hemen şunu yapalım bence. Yani eşkenar üçgene tamamlamak daha mantıklı. Eşkenar üçgen daha zevkli olacak sanki. 10'sa 10, 10 olacak. Burası kaç derece? 60 derece. Ve bu arada arkadaşlar ben buradan dik çizin dedim ya. Aslında burada dörtgen iç açıları toplamı 360'dan. Buraya 150 derece kalıyor. Burada da aslında dik çizemezdik. 150 parçalanmazdı. 150 için dış açısı lazımdı. O yüzden 2 tane 60 gördük. Hemen üçgene tamamladık. Eşkenar üçgene tamamladık. Burada neler var şimdi? Aa hocam burada da bir 30-60-90 üçgen çıktı. Şurada. 60'ın karşısı 2 3 ise 30'un karşısı 2 3'e bölünmüş hali 2. Burası da 4 çıkar. Her bir kenar 10 olacaktı. O zaman buraya 6. Burası da 10 olacaktı. Buraya da 8 kaldı. Bizden ne isteniyor? X artı Y isteniyor. X 8 bulduk. Y'yi de 6 bulduk. Topladığımız anda cevap 14 oldu. Olay bu. Gençler üçgen. Görüyorsunuz üçgeni. Evet. Geldik şimdi 5. soruya. Örnek 5. Bir katlama sorusu. Şekil 1'deki ABC'de dörtgeni biçimindeki bir kağıda katlama yapıldığında şekil 2 elde ediliyor. Evet. Bir böyle şey katlamış yapmışım. Bak A BC'nin üstüne gelmiş. Sonra o katlamanın üstünde de şuradaki D noktası da nereye denk gelmiş? D noktası da buraya denk gelmiş. Katlamalarla görelim beraber. Görelim. Semih yine patlatmıştır. Çok güzel bir şey yapmıştı. Bu arada animasyonları Semih yapıyor. Mükemmel animasyonlar yapıyor. Videoları da düzenleyen kim? Tabii ki Muhammed. Yani animasyon eşittir Muhammed. Animasyon eşittir Semih aslında. Her ikisinden de Allah razı olsun. Sayesinde çok güzel şeyler gösteriyorum size. Şimdi buraya bakacak olursak gençler ne yapıyoruz? Geri doğru açıyorduk. Ama ilk önce animasyonda nasıl katlandığını da görelim. Şöyle bir katlama yapmışız. Ondan sonra diğer türlü bir katlama yapmışız. İşte bu şekil karşımıza çıkıyor. Katlamayı ne yapıyorduk? Biz geri doğru açıyorduk. Açalım, açalım. Gördün. Ama katlamayı da biz burada da yine açalım. Evet, burada da açıyoruz şöyle katlamayı. Katlamayı açtığım zaman hocam şu şekil böyle, bu üçgen buraya geldi böyle. Sonuçta ilk şekle ulaşacağım. Öbürünü de açtığım zaman şu şöyle oldu mu dostlar? Oldu. Aynı birinci şekle ulaşacağım. O zaman burada ne oldu? Üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar eşitlik kullanacağım. Şurada kaçı 120 derece vermişti? Hocam 120 ya. O zaman bunlar kaç yapıyor? Hocam şunlar birbirine eşit. 60'a 60 yaptı burası. Sonra hocam bu A köşesi buraya geldi. Ondan sonra buradaki köşe buraya geldi. Bunları kullanamadım. Şu kenarların eşitliği, kenar eşitliği verilmemiş. Demek kullanmayacağım. Ya da bu kenarın eşitliğini kullanmayacağım büyük ihtimalle. Açılara devam edeyim. Arkadaş burada şu açıyla şu açı eşitliği mi? Eşit. Burada da bu açıyla bu açı eşitliği mi? Eşit. Aa, üstte binen açılar eşit. Bak bak. Hocam ben buraya o zaman A açısı A açısı. Buraya da B açısı B açısı dersem. 2A artı 2B eşittir 180 oldu. A artı B de böylelikle kaç çıkar? 90 çıkar. A artı B'yi 90 buldum. Yani burası 90 oldu. Aa, şuradaki üçgende bak 60 derece burası. Bak 90 derece burası. Yani bu üçgen ne oldu o zaman? 30-60-90 üçgeni oldu. Evet, BC uzunluğu kaç verilmiş bize? 8 verilmiş. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4 yapar. Burası da 4 kök 3 yapar. Buradaki dik üçgenden dolayı. Dur, gösteremedim pardon. Şuradaki dik üçgenden dolayı. Buna göre diyor şekil 2'deki kağıdın görünen yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor. Yani şekil 2'deki kağıt aslında bu değil mi açılmadan önce? Evet, görünen yüzeyi burası yapıyor. Bu yüzeyinin alanı isteniyor bizden. O zaman alan neye eşit? Bir dik üçgen, dik kenarlar çarpının yarısı. 16 kök 3 bölü 2'den cevaba 8 kök 3 diye ulaşırız. Evet, örnek 5'i 8 kök 3 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Şimdi soruya bakan, zamanında benim zorlandığım soru. Ama zamanında işi öğrenmeden önce zorlandığım soru. Şimdi de o yüzden konuşuyoruz. Şöyle bir ekranı büyüteyim.
büyüteyim. Dostum zamanında gerçekten benim zorlandığım bir soruydu. Yapamadığım bir soruydu. Aslında şöyle baktığımızda zor sorulardan biri de diyebiliriz. Ama ben zor soru da olsa senin bir emek harcamanı istiyorum. Bu emeği harcarken şu soruları kendine sormayı unutma. Burada şu bilgi var, bunu nasıl kullanabilir? Sıkıştığın zaman hangi bilgiyi kullanmadın onu da kullanmanı isterim. Bu şekilde kendimizi geliştireceğiz. Burayı geliştirince devamının geldiğinin farkındasın sen de. Hadi bakalım soru sende. Ben de ne yapıyorum? Çözüme başlıyorum. Şimdi şuraya baktığımız zaman verilen bilgileri kullanacağız bir kere. Neyi kullanacağız? Hocam burada 45 derece verilmiş. Burada 30 derece verilmiş. Öncelikle sayının olduğu yere doğru yoğunlaşayım. Ben ilk etapta neyi kullanmalıyım? Özel açı mantığını kullanmalıyım. Ha sen belki ikizkenarın mantığını kullanabilirsin ama ikizkenarın mantığı şu anda yok. Hocam tabana ait yükseklik çizeceğiz böyle. Taban yok ki tabana ait yükseklik çizeceğiz. O zaman özel açı mantığını kullanayım. Özel açı mantığı nasıl kullanılıyor dostlar? Hocam 45 derece varsa ya buradan dik çizeceğim ki olmadı. Altı kökeyi kullanamıyorum. Ya da şuradaki noktadan dik çizeceğim. Hop şuraya geldi. Ha şu geniş açı ki buraya düşüyor. Yüksekliği buraya doğru da düşürebilirsin gerçi ama soru yine çıkar ama kafan karışabilir. Hani geniş açı tamam şuraya doğru düşürelim. Arkadaş buradan dik çizince burada ne çıktı o zaman? 45-45 90 üçgen çıktı. Buraya 6. Burayı da 6 bulurum. Ama sanki burası içime yaramayacak karışık bir yer gibi. O yüzden ben şuraya bir 6'yı yazdım. Sonra verilen bilgiyi yine kullanacağız. 30'u kullanalım mesela. 30'u nasıl kullanacağız? Hocam ya buradan dik çizeceğim ki x'i kullanamıyorum ya da buradan dik çizeceğim. İki tane dik çizme mantığı vardı. O zaman ben dikimi nereden çizeceğim? Şuradan çizeceğim. Çizeyim buradan. Buradan diki çizecek olursam hop şuraya da gelebilir. Ama geniş açı demek ki bu ki dışarı düşüyor sadece. Buraya da gelir. Tamam buraya geldi. 90'ın karşısı x'e. Bak burada da bir 30-60-90 üçgen çıktı. Burası da ne olacaktır? X bölü 2 olacak. Takıldık kaldık. Takıldığın zaman şu meşhur soruyu kendine soruyorsun. Ya hocam burada ben neyi kullanmadım? Neyi kullanmadın kardeşim sen? İkizkenarlığı kullanmadın. İkizkenarlığı kullanmadım dedin. Sonra bulduğum bilgiye baktın. Hocam eşit kenara ait yükseklik bu. Sonra diğer bulduğum bilgiye baktın. Bu da eşit kenara ait yükseklik. İkizkenar üçgende eşit kenarlara ait yüksekler birbirine eşit değil miydi? Evet. O zaman burası da ne olacaktır? X bölü 2 ile 6 birbirine eşit olacaktır. Yani x'i de böylelikle 12 diye buluruz. Olay bu. Bak gördün. Özel açı mantığını kullandım. Sonra da düşündüm. Ya neyi kullanmadım? İkizkenar. Baktım bulduğum bilgilere ve ikizkenara. Eşit kenarlara ait yüksekler olduğu için şuradaki yükseklikle buradaki yükseklik birbirine eşit olmak zorunda. Aslında çok zor bir soru değil. Zamanında benim yapamadığım soru. Belki de şimdi senin yapamadığın soru. Ama sen şu anda bunu yaptıysan ne mutlu sana. Çünkü sen artık burayı kullanmayı öğrenmişsin. Yapamadıysan da hiç önemli değil. Vay be. Ah be. Onu mu düşünemedim demem bile senin şurayı geliştiriyor zaten. Sıkıntı yok. Doğru yoldayız. Geldik bir sonraki soruya. Evet buradaki soru da yine üçgen bilgisiyle çıkan bir soru. ABC'de dörtgen ve 90 dereceler 2, 4, 6 verilmiş. Ege Ankara uzunluğu 3 verilmiş. Verilen bilgileri kullanacağım şimdi. Verilen bilgilerde AE ile EC birbirine eşit verilmiş. AE uzunluğuyla EC uzunluğu eşit verilmiş. Ben bu verilen bilgilerle şu an bir şey yapamıyorum gibi duruyor. Ama şurada 90 verilmiş ya. 90'a yoğunlaşacağım o zaman. Hocam 90'ın karşısında eşitlik var şöyle. Ne geldi aklına? Evet. Aklına gelen başına gelsin. Nerede? Bu geometride tabii. Hemen aklıma hocam muhteşem üçlü geldi. Muhteşem üçlüyü oluşturdum şöyle. Hop şurası da eşit. Aşağıda da bir dik üçgen var hocam. Burada da yine aynı şekilde 90 derece var. Karşısında eşitlik var. Hemen burada da aklıma bir x kenar geldi. Pardon muhteşem üçlü geldi. Hop muhteşem üçlüyü çizdim. Burada da eşitliği yazdım böyle. Sonra bakıyoruz kardeşim. 3'ü kullanacağım. 6'yı kullanacağım. 2'yi kullanacağım. 4'ü kullanacağım. Şu bulduğum bilgileri kullanacağım. Ondan sonra beynin otomatikman diyor ki ya bak sen burada x kenarı buldun. O eşitleri yazdığın için. Hocam bu ikizkenar üçgen. Sayılara bakıyorum şimdi. Burası 6. Burası 2. Burası da 4. Burası da 6. İkizkenar üçgende. Kenar ortay çizilmiş oldu orada. İkizkenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Yükseklikse burası. Pisagor bağıntısı yaptığın zaman 3, 6, 1, 2 kök 5 üçgeninden burası 3 kök 5 çıkar. AC uzunluğu isteniyor. Dolayısıyla burası da 3 kök 5. Eşitti bunlar. Burası da 3 kök 5 olur. Toplamda AC uzunluğunda böylelikle ne buluruz? 6 kök 5 diye buluruz. Güzel bir soru değil mi gençler? Yani eski konuları hatırlatmıyor muyuz burada? Bak muhteşem üçlüyü hatırladık ve yolumuza devam ediyoruz. Geldik örnek 8'e. Evet örnek 8'de aslında sen sadece ve sadece dörtgen konusu olarak düşünürsen burayı sıkıntı yaşar. Dörtgen. Ya dörtgende bakıyorsun soruya. Burada ne özellik vardı ya? Özellik deyince soru çıkmıyor. Sakın böyle düşünme. Her şey üçgende. Kendini belli ediyor zaten. Bak şimdi soruya bak. Soruda neler verilmiş? Ali Kara ile KC uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Şu eşitleri yazdım şimdi böyle. Sonra başka hocam şu parçayla da şu parça eşit verilmiş. Ne yapacağız burada? Şimdi hiçbir şekilde burada bir şey kullanamıyorsun. Şekil çok karış. Ya hocam ben bunu mu çizeceğim böyle? Çizdin ne geçti eline? İkizkenar değil ki yükseklik falan olmuyor. Ya da buradan bunu mu çizeceksin? Yok öyle bir şey. Ya da şuradan şunu mu? Ya da buradan bunu mu çizeceksin? Hayır. Ya sen ne yaptın? Soruyu çözemedin ve kafandan bir tarafından böyle şekiller, çizikler uyduruyorsun. Bir tarafımızdan, kafamızdan çizikler uydurmak diye bir
bir şey yoktu. Yani bir şey çizeceksen eğer hemen ilk çizimler aklına gelmeli. Aa bak kopyayı aldın. Yani da bu soruyu kendi kendine sorduğun zaman burayı çalıştırdın. Soruya bakıyorsun. Soruya baktığın zaman da ne görüyorsun? Hocam eşitler verilmiş. Sonrasında da beynin otomatikman devam ediyor. Eşitlik var. Eşitlik varsa orta taban. Hemen aklına orta taban geldi. Hemen geldin şuraya. Şuradaki eşitliği kullanmak istedim. Verilen bilgilere de bakacaksın tabii. Buradan bir orta taban çizeceğiz. 8 ve 6'yı kullanacağız. Şuradaki diğer mavi eşitliği de kullanacağız. Hocam böyle mi orta taban çizsem? Yo şekil karışıyor. Ya da buradan 6'ya mı orta taban çizsem? Yo orta taban buradan çizerken o zaman 8'i ve 6'yı düşüneceğim. 6'ya paralel hiçbir işime yaramıyor. 8'e paralel yarar mı? En azından burada şöyle 6'ya paralel çizince böyle üçgen oluşmuyor zaten. 6'ya bir şey çizemiyoruz. Buradan 8'e paralel çizebilirim. Bak 8 burası ya. Şuradan 8'e paralel çizebilirim. Yani orta taban çiziyorum böyle. Çizdik. Orta tabandan dolayı 4 oldu. Orta tabandan eşitliği göster. Geldik diğerine. Hocam diğerinde de şurada bir eşitlik var. Buradaki eşitliğin mantığını kullanacağım. Ben 8'i kullandım. Sıra nerede? 6'da. O zaman 6'yı düşünüyoruz burada. 6'ya baktığım zaman buradan orta taban çizeceğim. Hop 6'ya ait orta taban çizilir. O da tam buraya denk gelmek zorunda. Çünkü şunlar birbirine eşit. 6'ya orta taban çizdik. Şöyle bir paralel çizdik. Yani burası 3 oldu. KL uzunluğunu alabileceği tam sayı değerlerin toplamı. KL üçgen eşitliği değil sorusu değil mi bu? O zaman KL'ye ait üçgen eşitliği oluşturacağız kardeşim. X toplamlarıyla farklar arasında 4 artı 3 ile 4 eksi 3 arasında 1 küçüktür x küçüktür 7 gelir. Buradan da tam sayı değerlerin toplamı isteniliyor bizden. Tam sayı değerleri 2, 3, 4, 5 ve 6 toplamı isteniyor. Şu ikisi 10 yaptı. Bu 5, 3 daha 8, 2 daha 10. Topladığımız anda hepsi de kaç yaptı o zaman? 20 yaptı arkadaşlar. Evet böylelikle örnek 8'i de 20 bulduk. Evet baktığın zaman zor bir soru ama sen soruya baktığında dörtgen, özellik, mözellik düşünürsen imkanı yok çözemezsin. Soruya baktığında bir şeyler çizmen gerektiğini gördüğünde, hissettiğinde şu mükemmel soruları sor. Eşitlik var ne yapma? Orta. Emin ol birkaç denemeden sonra o doğru orta tabanı da bulabilirsin. Çünkü orta tabanda birkaç yani iki farklı şekilde orta taban çizme mantığı vardı. O orta tabanı bulursun ve sonuca da ulaşırsın. Evet örnek 9'a geldik. Örnek 9'da ABC'de bir dörtgen verilmiş ve köşegenleri verilmiş ve köşegenler arasındaki açı 90 derece verilmiş. AC 12 birim, BD 16 birim verilmiş. AC 12 yazalım bakalım şuraya. Şu AC uzunluğu kırmızıyla gösterilen 12, maviyle gösterdiğim uzunlukta kaç verilmiş? 16 verilmiş. Tamam 16'yı da buraya yazalım. Şimdi dostlar KL uzunluğu isteniliyor bizden. KL'ye ait bir şey oluşturmuş. Şimdi bakıyorsun yine ulan özellik yok, o yok, bu yok, şu yok. Üçgeni düşün kardeşim. Şimdi şekilde de 90 derece var mı? Var. Büyük ihtimalle şekilde de 90 derece olduğu için ben buradaki KL'yi bulurken nereden bulacağım? Büyük ihtimalle dik üçgenden çıkacak. Sonra dik üçgen oluşturamıyorum hocam. Nasıl yapacağız o zaman dik üçgen oluşturmak için? Valla dik üçgen deyince aslında hemen şöyle yapanlar olabilir. Ya hocam şöyle şöyle bir dik üçgen oluşturalım diyeniniz olabilir. Ama buradan da bir şey hissedemeyebilirsiniz. O zaman eşitlere gidelim böyle. Bu eşitleri benim kullanmam lazım. Bu eşitleri nasıl kullanacağım? O zaman bir şey çizmem lazım. Eşitlik de varsa. Aa hocam 90'ın karşısında eşit var. Muhteşem üçlü. Burada da muhteşem üçlü. Bir işimize yaradı mı burada çizgi veya çift çizgi olması işimize yaramadı. O yüzden 90'ın karşısındaki eşitlik yani muhteşem üçlü işime yaramadı. Neye gideceğim ben? Sadece ve sadece eşitlere yoğunlaş. Eşitlik varsa ne gelecek aklımıza? Orta taban. Hemen orta tabana yoğunlaşıyorum. Hocam şuradan orta taban çizeceğim. Orta taban çizerken verilen bilgiyi de kullanacağım. Ya 12'ye paralel çizeceğim ya 16'ya paralel çizeceğim. Farz edelim 12 geldi. 16'yı da düşünebilirsin bu arada. 12 aklıma geldi. Hocam 12'ye ait orta taban hop şöyle olur 12'yi de kullanacaksam. Ne güzel oldu. Burada bir orta taban çıktı. Şu orta taban çizgisi 12 ise burası 6 mı oldu? 6 oldu. Kırmızıyla 6'yı yazın. Bir de orta taban çizgisi olduğu için bunları da böyle eşitliği yazın. Sonra hocam buradaki eşitliği kullanacağım. Burada da orta taban çizeceğim. Şuna zaten 12'ye çizdin. Bir daha 12'ye niye çiziyoruz değil mi? Neye çizeceğim o zaman? 16'ya çizeceğim. 16'ya paralel de şöyle olmaz mı? Olur. Soru kendiliğinden akıyor bak akıyor. Hocam buradan şöyle çizdim. Tam bu noktaya gelmek zorunda. Sebep? Çünkü hocam buradan böyle orta taban çizdim ya şunların da eşit olması lazım. O yüzden buraya denk geldi. Bu 16'ysa burası kaç yaptı o zaman? 8 yaptı. Neyi kullanmadık? 90'ı kullanmadık. Hocam 90 burası. Aa üçgen de oluştu. Büyük ihtimal dik üçgen bu. Ama ezbere gitmeyelim. 90 var ya. Hocam şunlar paralel. Burası da 90 burası da 90. Hocam şunlar da paralel. O zaman şurada da bir Z kuralı var. Z'den dolayı burası da 90 derece yaptı. Ya da direkt şurası 90 ya. Yöndeşlikten dolayı burası da 90 diyebilirdik. Arkadaş burada ne çıktı böyle? Bir dik üçgen karşımıza çıktı. Dik üçgenin kenarları kaç kaç? Hocam dik üçgenin kenarları belli. Kaça kaç? Şöyle bakıyorum. Hocam burası 6. Burası 8. O zaman burası da kaç olacaktır? 10 olacaktır. Böylelikle KL'yi de 10 bulduk dostlar. Yine üçgen bilgisi. Ya hocam bu ne ya? Ama kardeş ek çizimleri de işin içine kattığım için böyle zormuş gibi gelebilir ama. Ama bu ek çizimleri de biliyorsunuz. Biraz ilk videoda biraz zorlayın kendinizi. Çünkü bunlar da önemli.
önemli. Üçgenler kullanıyoruz. Üçgen bilgisini kullanıyoruz. Üçgen bilgisini kullanırken de diğer bütün konuları böyle tekrar etmek istedim. Tekrar ederken de bu şekilde ek çizimleri de kullanmak istedim dostlar. O yüzden aslında zor da değil. Onu da söyleyeyim. Hani şunu hatırla. İlk etapta üçgenlere çalışırken nasıl zorlandın? Şimdi dörtgenlerin gelişinde belki zorlanabilirsin ama buradaki öğrendiğin şeyler sonrasında deltoide bilmem neyde, paralel kenarda, dikdörtgende, karede yine işine yarayacak. O yüzden bir altyapı aslında. Şöyle baktığımız zaman şu an belki de çok zor gelmiyordur. Ha senin karşına bu soru çıksa ilk etapta belki sen çözemeyecektin. Benimle birlikte şimdi çözerken en azından çözümleri de rahat bir şekilde anlıyorsun. Bu soruları da görmek zorundayım. Geldik bir sonraki soruya. Bak kademe kademe gidiyorum. Basamak basamak gidiyorum. Şimdi burada neler verilmiş? Hocam burada 1/2 oranlamaları verilmiş. 1/2 oranlamaları kullanalım. Burası A iken burası 2A, burası B iken burası 2B verilmiş. Biraz önce biz ne yaptık? Eşitlik vardı, ortadaban mantığını kullandık. Şimdi burada AC uzunluğunu vermiş. Hocam AC uzunluğu 15 yazıyorum. Öbürü de BD uzunluğu da kaç verilmiş? 18 verilmiş. 18 yazıyorum buraya. Burada da arkadaşlar bir uzunluk isteniliyor. Büyük ihtimal 90 dereceye karşılık dik üçgen getirmem lazım. Ne yapacağız? Bu sefer oran verilmiş. Oran verilmişse bu sefer oran mantığını kullanacağız. Benzerlikte de ben size bunu anlatmıştım. Oran mantığını kullanmak. Hani eşit olsaydı ne yapardık? Hocam ortadabanı çizerdik. İşte aynı mantık. Burada da oran mantığını kullanmak demek paralel çizeceğiz. Buradan paralel. Hadi gel kırmızıya paralel çizelim. İstersen diğerine de paralel çizebilirdim maviye. Şu şekilde de yapabilirim. Hiç fark. Neyse ben şöyle yaptım. Böyle yapınca hocam bunlar birbirine paralel ya. Şöyle şöyle. Temel orantı benzerliği çıktı. 1/3. Hatta kafadan yapıyorum. 3A'daki 15 ise hocam 3A'daki 15 5 katı. A'daki de 5 katı. Burası kaç olacak o zaman? 5 olacak. Bu arada burası n'ken burası da 2n yapar. Çünkü paralel çizdim. 1'e 2 oran var. 1'e 2 oran olmak zorunda. Sonra ne yapacağız hocam? Şuradaki oranın mantığını kullanmak zorundayım. Buradaki oranın mantığını kullanırken 15'e paralel çizmeyelim. Zaten 15'e paralel çizmiştik. Bu sefer 18'i kullanayım. Buradan ona paralelde şu olmaz mı? Olur. Aynı mantık zaten. Paraleli çizdik. Olay bitti. Çizince hocam şu paralel 2'ye 1 olduğu için 2'ye 1 tam olarak buraya denk gelmek zorunda. Burada da benzerlik yapıyorum şimdi. 2/3 oran. Bak şimdi. 3'teki 18 ise 6 katı. 2'deki 6 katı 12 yapar. Kısa yoldan yaptım. Sonra burada bir ne çıktı karşıma? Bir dik üçgen çıktı kardeşim. Buradaki dik üçgen olduğunu nereden biliyoruz ya? Burası 90 ise yönde eşitten burası da 90. Burası da 90. Z'den dolayı burası da 90 oldu mu? Oldu. Dik üçgenden dolayı 5-12-13 üçgeninden dolayı cevaba nasıl ulaştık? KL uzunluğunda 13 olarak ulaştık dostlar. Cevap 13 oldu. Ama basamak basamak öğrete öğrete git geldik buralara. Dikkat. Şimdi de bu üçgenlerle ilgili son soru. Bu da üçgenle ilgili son soru. Bir tık daha zorlaştıralım. Hatta bayağı bir zorlaştırdığımız sorulardan biri. Bunun benzeri bir soruyu da daha öncesinde yapmıştık. Bakalım ne diyor? ABCD dörtgeninde hemen şöyle bir dörtgen çiziyorum. Rastgele bir dörtgen çiziyorum. A, B, C ve D dörtgeninde. A'nın B'ye göre simetriği A üssü. Hemen A'nın B'ye göre simetriğini alıyorum. Hop. Şöyle bir şey mi yapacak? Evet. Burası B üssüymüş. Sonra A, B'nin C'ye göre simetriği, pardon, burası A üssüymüş. Sonra B'nin C'ye göre simetriğini alacağız. B'nin C'ye göre simetriğini alalım. Hop. Şöyle. Şunlar birbirine eşit olacak. Burası da B üssüymüş. Yazalım. Ama simetriğini aldık ya. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. C'nin D'ye göre simetriği C üssüymüş. Simetriğini aldım. Şu şekilde. Burası da ne dedik? C üssü dedik. Sonra D'nin A'ya göre simetriği de D üssüymüş. D'nin A'ya göre simetriğini de alıyorum. Hocam burası da D üssüymüş. Hemen oraya da D üssü diye yazıyorum. Tabii şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Şöyle göster. ABCD dörtgen dönüşümleri uygulandığında A üssü, B üssü, C üssü, D üssü dörtgeni elde ediliyor. Evet. Şu dörtgeni de çizelim kardeş. Şu dörtgen elde ediliyormuş. Tamam yazdık böyle. Şimdi ABCD dörtgenin alanı 20 birim kare olduğuna göre bize şuradaki dörtgenin alanı 20 vermiş. A üssü, B üssü, C üssü, D üssü dörtgenin alanı tüm alan nedir diye soruluyor dostlar bize. O zaman ben ne yapacağım? Hocam şuradaki alanı ne yapacağım? Buradaki alanı dağıtacağım. Şimdi büyük ihtimal ikinci bir durum gelecek. Ben şurada şunu bir kopyalayayım ya. Dostlar burada bir işlem yapalım. Ne var burada? Hocam oranlamalar var. O zaman alan dağıtacağız. Oranlamalar varsa alan dağıtacağız kardeşim. Alanı dağıtalım bakalım şurada. Hadi belli bir orana göre başlayalım arkadaşlar. Mesela çizgiden dağıtmaya başlayacağım ben. Hocam şöyle bir üçgen oluşturdum. Çizgideki alan A ise hop çizgideki alan burada da A mıdır? Evet. Yuvarlaktaki alan A ise yuvarlaktaki alan burası da A mıdır? Evet. Sonra başka bir şey geliyor mu? Başka buradan dolayı bir şey geldi mi? Gelmedi. Şuraya B alanı dersem S'deki alan B ise hemen üçgen oluşturdum. S'deki alan B. Çift çizgideki alan B ise çift çizgideki alan da B yapar mı? Yapar. O zaman ben ne buldum burada arkadaşlar? Şöyle bir şey buldum. Başka yere alan dağıtımı maalesef yapamıyorum. Hocam buradan şöyle bir şey yapsak da alan dağıtımı maalesef gelmiyor. Yani burası A artı B iken ben şuradaki alanda A artı B buldum. Pardon burayı 2B buldum. Burayı da ne buldum? 2A buldum. Diğer köşegeni çizseydik ne olacaktı? Şöyle bir yapıştırayım şunu. Diğer köşegeni çizseydim ne olacaktı o zaman? Diğer köşegene göre de yorum yapalım. Hocam diğer köşegen de bu.
bu. Bunu çizseydim de o zaman çizgilere göre alan dağıtımı değil de çift çizgilere göre yapıyorum. Mesela burası A, B demeyelim bu sefer. Ne diyelim? C diyelim buraya. O zaman çift çizgideki C ise çift çizgideki burası da C yapar. Çizgideki de C yapar mı? Yapar. Sonra buraya D diyelim. Yuvarlaktaki D ise yuvarlaktaki burası da D yapar. S'deki D ise S'deki de burası da D yapar. Şu tepe noktalarına göre baktığınız zaman. A burası C artı D iken bu sefer ne buldum? Şurası 2C burası 2D buldum. Bak bak bak. Olaya bak. Olaya bak. Şimdi bir daha yapıştırıyorum buraya. Daha iyi anla diye. Bak bir daha yapıştırıyorum buraya. Ben şuradaki alan A artı B iken burası 2B burası 2A. Yani şu ikisinin toplamı ne yaptı? 2 artı 2B oldu. Yani buradaki alanın şuradaki alanın 2 katı oldu bu yanakların toplamı. Yani o zaman ben buraya S alanı dersem şu ikisinin toplamı ne oldu o zaman? 2S oldu. Gel şöyle göster. Bu ikisi 2S oldu. Peki arkadaş burası C artı D iken şu alanlar 2C artı 2D yapmadı mı? Yaptı. Yani burası C artı D iken şunların toplamı 2 katı yaptı. E o zaman yine aynı mantık. Ben şunu söyleyebilirim. Buradaki alan S'ken şu ikisinin toplamı da 2S yaptı o zaman. E o zaman şunu da şöyle gösteriyorum. Maviyle gösteriyorum. Şu maviler toplamı da şöyle geliyorum bu sefer. Şu toplam da 2S yaptı. O zaman bakıyorum. Burası S. Hatta ABCD dörtgenin alanı 20 verilmiş. Yani burası 20 verilmiş. Neyse. Burası S. Şu toplam 2S. Şu toplam da 2S. Yani S, 2S, 2S toplamı 5S mi yaptı? Evet. Arkadaş S'i ben 20 biliyorum. Bizden ne isteniyor? 5S isteniyor. O da kaç yapar? 100 yapar. Zor bir soru mu? Gerçekten zor bir soru. Ama ÖSYM benzerini sormuş bir soru arkadaş. ÖSYM benzerini sormuş. Sordu. Yanlış hatırlamıyorsam sordu. Çok öncelerden sordu. O yüzden bilmek lazım bunu. O yüzden bunu bilelim. Lütfen bilelim. Yani bunlar zorluyor da ya Kenan Hoca bazı sorularda aşırı zor soruyor. Hayır. ÖSYM sormuş kardeşim bunu. ÖSYM sormuş. Ben ÖSYM'yi o zaman niye şey yapayım? ÖSYM'nin çizgisinden niye dışarı çıkayım? Ben sana şu anda ÖSYM'nin çizgisini yapıyorum. Ya yani ÖSYM'nin çizgisini gösteriyorum. Bak sinirden konuşamıyorum bile. Yani bu zor sorular bilmem neler falan filan. Hepsi var. Kolay soru, orta soru, zor soru. Eski neslinde, yeni neslinde hepsi var. Kardeşim bu soruda olsun yani. Bırak da olsun. Ya sen bu soruları görünce pes etme. Kızdırmayın beni. Tamam. Evet 11. soru. Evet kötü Kenan. Bana kötü Kenan diyorlardı bazen sınıfa girdiğim zaman. Böyle kızdığım zaman. Neyse. Kenan komutandan sonra kötü Kenan'ı da gördünüz herhalde. Evet özelliklere gelelim şimdi. Hocam dörtgenin özellikleri. Başlıyoruz ama birçok özelliği bilmeyeceğiz. Birçok özelliği de yazmadım burada. Onu da söyleyeyim. Temel özellikleri yazdım. Bak şimdi dörtgenin hem iç açılarının hem de dış açılarının toplamı nedir? 360 derece. Zaten bütün üçgende neydi? Dış açılar toplam 360 dereceydi. Bütün böyle çokgenlerde dış açılar toplam 360. O cepte. Hocam dörtgende niye 360 derece iç açılar toplamı? İki tane üçgen var. Bunun toplamı 180 iç açılar toplamı. Bunun iç açılar toplamı bu da 180. O zaman tüm iç açılar toplamı 360. Evet dörtgenin iç açılar toplamı 360. Aynı zamanda dörtgenin dış açıları toplamı da 360. İkinci özelliğe geldik. Hocam şöyle bir dörtgen verildiği zaman ardışık köşelerden açıortaya geldiğinde ardışık köşelerdeki açıortaylar arasında kalan açının bir formülü var. Kullanmadığın açıların toplamının yarısı. Yani C açısı artı D açısı bölü 2 eşit. Ya bunu bilmek zorunda mıyız? Soru üzerinde gösterir miyim? Gösteririm. Soru üzerinde gösteririm. Bilmesen de bunun nereden çıktığını ben sana göstereceğim. Hani ispatı soru üzerinde olsun. Tamam. Peki karşılıklı köşelerden çıkan açıortaylar arasında kalan dar açıdan bahsediyorsak da yine kullanmadığın açılar olacak ama bu sefer partlarının yarısı olur. Tabii partlarını mutlak değer içerisine almak zorundayız. Çünkü açı değeri negatif değer olamaz. Çok kolaymış aslında. Aklında kaldıysa buradan yapabilirsin. Açıortaylar arasında kalan açı kullanmadığın açının toplamlarının yarısına eşit. Aslında bu şeye benziyor ya. Neye benziyor dostlar? Hani bizim üçgendeki iç açıortaylar arasında kalan açı değil miydi? Şu, şu. Buradaki açı A açısıysa bu açı neydi? 90 artı A açısı bölü 2'ye eşit değil miydi? Dış açıortaylar arasında kalan açı da neydi? Şöyle şöyle. Buradaki açı da şurası A açısıysa 90 eksi A açısı bölü 2'ydi. Benziyor mu? Yok. 90 ile A açısı bölü 2 demişim. Toplamı demişim burada. Burada da yine toplamları da var aslında. Kullanmadığın açıyı da kullanıyorsun aslında burada. Şimdi burada ne var? C açısı artı D açısı bölü 2 şeklinde söyleyeyim. Kullanmadığın açının toplamının yarısı. Karşılıklı köşelerden geldiği zaman da kullanmadığın açının farklarının yarısı olacak. Yalnız bu işler bittikten sonra inşallah aklıma gelir. Ben onu yazmış mıyım bilmiyorum ama buraya burada özellik olarak yazmış mıyım? Yazmamışım. Tamam bunlar bittikten sonra büyük ihtimal şu sorudan sonra belki bu soru içerisinde de sana bir şey söyleyebilirim. İnşallah hatırlarım. Güzel bir şey söyleyeceğim. Arkadaş şuraya geldik. Hocam direkt formülden yapalım derseniz eğer bak formüllü cevabı nasıl olacak? 90 artı 60 bölü 2 alfaya eşit. Yani 150 bölü 2'den alfayı kaç buluruz? 75. Peki hocam formülsüz olsaydı farz edelim unuttuk. Unuttuğumuz zaman ne yapacağız? Buraya x x deriz. Buraya y y deriz. Sonra dörtgen iç açıları toplamından gideriz böyle. Hocam 2x artı 2y artı 60 artı 90 belli. 2
2x artı 2y artı 90 artı 60 eşittir 360 yapacak. Buradan 2x artı 2y ne gelir? 360'dan 150 çıkartacağız. 210 gelir. O zaman x artı y'yi ne buluruz? 105 buluruz. Hocam x artı y 105 ise buradaki üçgende iç açılar toplamından 105 ile alfanın toplamı 180 yapacak ya. Alfayı da böylelikle 75 derece olarak buluruz üçgenden. Şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Bak şurada söyleyeceğim demiştim ama. Sana burada bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bizim üçgende açıda dayanamamı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bak o bilgiyi de kullanacaksınız. Bazı sorularda karşınıza çıkacak ve pratik sağlık. İki iç açı bir dış açı demiştik değil mi? Evet. İki iç açının toplamı bir dış açı. Üçgen. Dörtgende iki iç açı iki dış açıya eşittir. Beşgende iki iç açı üç dış açı. Altıgende iki iç açı dört dış açıya eşittir. Yani nasıl ki üçgende bize pratiklik sağlıyordu bu iki iç açı bir dış açı. Bazı dörtgen sorularında da bu bilgi de yine iki iç açı dörtgende iki dış açıya eşit. Bu bilgi de bize pratiklik sağlayabilir. Nasıl sağlayacak? Mesela ben bu soruyu oradan da yapabilirim. Hocam buraya xxy'ye dedim ya. İki iç açı iki dış açıya eşit olacak. Hocam burası 120 burası 90. Yani 2x artı 2y eşittir 120 artı 90'a eşit. 210'a eşit. Bak buradaki bu işlemi direkt daha da kısalaştırmış oluyor. Sonra x artı y 105 gelir. X artı y 105 ise alfa da 75 diye çıkar kardeşim. Neymiş? Burada da dayanamam. Yani 2 iç açı 1 dış açı. 2 iç açı 2 dış açı. 2 iç açı 3 dış açı. 2 iç açı 4 dış açı. Dörtgende, beşgende, altıgende her yerde bu geçerlidir kardeşim. Beşgende ise eğer 2 iç açı 3 tane açı kaldı. 3 dış açıya eşit. Bunu da bazı sorularda özellikle çokgen sorularında çok kullanacağız. Bak bu dörtgen sorusunda da şu formülü biraz kullandırmamış oluyor bize. Anlaşıldı olay. Mesela burada x deriz, x deriz, y deriz, y deriz. Hocam 2 iç açı, 2 dış açı 70 ile 120'nin toplamı deriz. X artı y gelir buradan. X artı y geldikten sonra şurada da bir boynuz yaparsın. X, y 60'ın toplamı burası dersin kardeşim. Olayı bu şekilde bitirebilirsin. Bak 2 iç açı, 2 dış açı. Geliyor. Kolay bir şekilde geliyor. Peki hocam başka nasıl yapabiliriz? Karşılıklı köşelerden formülle yapalım bunu. Formüle karşıyım ama yine de formülü anlattık. Formülde göstereyim. Hızlı bir şekilde de şeyden de gösterdi. Bir iç açı iki dış açıdan da gösterdi. Ya da dış iç açılar toplamından da gidebilirdik tabii ki burada. X x y y deyip 2x artı 2y artı 110 artı 60 eşittir 360 deyip x artı y'yi bulup sonra x artı y'yi bulduktan sonra hocam burası x burası 7 ya. Buradaki dörtgenden de yine iç açılar toplamından da sonuca ulaşabilirdik. Ama biz ne yaptık? Şuradaki boynuzdan da daha rahat bir şekilde bulduk aslında. Neyse biz karşılıklı köşelerden açıortay geldiği zaman arasında kalan dar açıyı biliyorduk. Yani buraya y açı diyeyim. Y açısını biliyorduk. Y açısı neydi? Şu iki açının kullanmadığın açının farklarının yarısına eşit. 120 eksi 60 bölü pardon 110 eksi 60 bölü 2. Yani 50 bölü 2 25. Hocam burası 25 ise buradaki açı da 180'e tamamlıyor. Burası da 155 derece yapar diye söyleriz dostlar. Cevap böylelikle 155 çıkar. Tamam. İstediğiniz şeyden yapın ama formülsüz de çıkabildiğini de gördünüz. Geldik örnek 12'ye. Hemen şöyle bir soruyla başlamışız. Dörtgen şeklindeki bir kartonun üzerinde dikdörtgen şeklindeki bir çubuk şekil 1 ve şekil 2'deki gibi koyulduğunda oluşan açılar şekilde gösterilmiş. Evet buradaki açılar gösterilmiş. 130, 140, burası da 120 ve alfa isteniliyor bizde. Buna göre alfa nedir diye soruluyor. Hocam her iki şekilde de eş yapıları kullanmış mıyım? Kullanmışım. Hocam burada da eş yapıyı kullanmışız ama açılar maalesef aynı değil. Bak burası 50 derece yapıyor, burası 60 derece. Dikkat. Açılar aynı değil maalesef. Ne yapacağız hocam? Şu kartonlar aynı ya. Kartonlarda da şuradaki açı A açısı, burası B açısı, burası C açısı, burası D açısı. Ben şu bölgeye bakmak istiyorum. Ters açıdan dolayı o zaman burası ne olacak? 130. Hocam burası da 180'e tamamlayandan dolayı 40 yapıyor. Aynı şekilde bak burası da A, burası da B değil mi? Eş yapıdan dolayı. Bak A, B. A, B. Sadece çubuğun konumu değiştirilmiş burada. Çubuğun konumu değiştiğinde burası 60 oluyor. Burası da ters açıdan alfa derece yapıyor. A, ben buradan A artı B artı 130 artı 40 eşittir 360'dan A artı B'yi bulurum. Kardeşim niye uğraşıyorsun? Uğraşmasana. A artı B. 2 iç açı 2 dış açı. Bunun dış açısı 50. 50 artı. Bunun dış açısı da 140. Yani toplam kaç çıkıyor? 210 çıkıyor. Direkt A artı B'yi 210 bulabiliriz. Ya da şurası 170 ya. Pardon. Burası 50. 190 yapıyor. Pardon 2. 190 yapıyor. Ya da buradan şurası 190 olacak. Ya da buradan iç açılar toplamı 360'dan dolayı şurası zaten 170 yaptı. O zaman buraya da ne kaldı? 360 eksi 170'den buraya 190 kaldı. A artı B'yi bulduk ya. Gel buradaki dörtgende A artı B artı alfa artı 60'ın da biz ne olduğunu biliyoruz. 360 eşit. Ya da 2 iç açı 2 dış açıdan da gidebilirdin. A artı B 190. 190 artı 60 kaç yaptı? 250 yaptı. Yani 360 eksi 250'ye eşit olacak. O zaman alfayı da böylelikle kaç buluruz? Hocam 110 derece olarak bulur muyuz? Bulur. Bak burada gerçekten güzel bir soru. Tam böyle sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. İki tane eş yapıyı kullanmışım. Eş yapılarda bu açılar eşit. Buradaki açıların eşitliğini yaz. Çubuklar da eşit ama çubuklardaki açı değerleri farklı. Onu kullanamıyorum. Bu açıların eşitliğini yazınca soru oradan çıktı. Eş yapılarda kenarların eşitliği, açıların eşitliği önemliydi. Ama burada kenar
eşitleri kullanmayacağız diye o yüzden burada kenar eşitliğini kullanmadık. Gerçekten güzel bir soru. Tam TYT'de, AYT'de çıkmalık bir soru. Evet, örnek 12'yi bu şekilde bulduk. Geldik örnek 13'e. Aa bak, formülleri ezberleyenler ne oldu? Bu sefer formül olmadı değil mi? Formülü ezberleyen arkadaşlar için bu formülü dökebilirim aslında. Ne var hocam burada? Karşıtlı köşelerde açılar verilmiş. Bunun iç açısı, iç açıortayı verilmiş. Bunun da dış açıortayı verilmiş. Formülcü arkadaşlara şöyle bir çözüm yöntemi söyleyebilirim. Sen karşıtlı açılar verildiğinde neyi biliyorsun? Hocam karşıtlı açıortaylar arasında, iç açıortaylar arasında kalan açıyı bulabiliyorsun. O zaman ne yaparsın? Buradan iç açıortay çizilmiş. Buradan da bir iç açıortay çizebilirsin. Çizdin böyle iç açıortayı. Sonra buradaki açıyı, dar açıyı bulursun. 60 artı 130, 210, pardon 190 bölü 2. Kaç yapıyor o zaman burası? 85 yapıyor. Sonra bu açı 2 artı 2b eşittir 180 olduğundan a artı b 90 yaptı. O zaman bu açı 90 derece oldu. Dik üçgen oldu. Alfayı da ne buluruz? 85'in 90'a tamamlayanı 5 derece olarak buluruz. Formülle yapan arkadaşlar bu şekilde bir çizim yaparak sonuca ulaşabilirdi. Yine burayı çalıştırarak ama. Biz karşıtlı açılar verildiği zaman karşıtlı açıortaylar arasındaki açıyı biliyoruz ya. O yüzden buradan açıortay çizerek yaptım. Büyük ihtimal sen de öyle yapardın. Şimdi 55 çıktı ama işlem hatası yaptı galiba. Niye işlem hatası yaptı? Ay farklarının yarısı ya. Allah Allah. Allah Allah. Şuradaki açı farklarının yarısı. Bundan bunu çıkart kardeşim. Çıkart bundan bunu. Hocam 70 bölü 2'den burası kaç çıkıyor? 35 geliyor. Burası da dik üçgen geldi. Bu açıortay olduğundan açıortay çizmişti. O zaman buraya da kaç derece kaldı? 55 derece kaldı diyebiliriz. Neyse. Başka türlü nasıl yaparız? Formül bilmiyoruz. O zaman ben buraya xx, buraya da yy diyeyim. İki iç açı, iki dış açı ya da iç açılar toplamından gidebiliriz. Hocam buraya ne deriz? Burası 180x2y deyip iç açılar toplamından gidebiliriz. Ya da boş ver. İki iç açı, iki dış açı biliyorum ya ben. Hocam burada dış açı var. Buradakinin de dış açısını bulayım ben. Bunun da dış açısı. Bak dış açı her zaman 180'e tamamlayan açıdır. Dikkat. 150'nin yani 130'un dış açısı 360'a tamamlayan açısı değil. Şurada kaçı değil. 180'e tamamlayan açısı. O zaman ben burada iki iç açı yapacaksam. O iki iç açıyı hangisini seçtim? Şu iki iç açı iki dış açıya eşit. Şu iki dış açıya eşit olur. Yani buradan 2x artı 60 eşittir 50 artı 2y'den. Buradan 10 eşittir 2y eksi 2x oldu. 2'ye böldüğümde y eksi x'i 5 buldum. y eksi x'i 5 buldum. Benden ne isteniyor? Alfa isteniyor. Alfa nerede? Bu üçgende. Bu üçgende bir şey yapamıyorum. En azından iki iç açı bir dış açı yaparım. Dayanamam yani burada da. Dayanamayıp buraya y artı alfayı yazarım. Sonra buradaki üçgende de iki iç açı bir dış açı. Aynı zamanda burası da x artı 60. O zaman x artı 60 eşittir y artı alfa dediğimde y eksi x'i biliyorum ya ben. O zaman şöyle yapalım. 60 eşittir y eksi x artı alfa mı oldu? X'i öbür tarafa atınca. Arkadaşlar şurası ne oldu? Şurası alfaydı pardon. Şu alfa diye yazayım şuraya. Alfa yazdım. Y eksi x de 5 değil miydi? 5'ti. Attım öbür tarafa 60 eksi 5'ten 55 geldi. Ya da şuradan da gidebilirdiniz. Alfaya ait dörtgen var hocam burada. Bu dörtgenden gidebilirdik. İki iç açı, iki dış açı ya da iç açılar toplamından da yine sonuca ulaşabilirdiniz. Ama burada ben üçgenden gittim. Üçgen bilgisinde kullanabiliyorduk zaten biliyorsunuz. Cevap 55 çıktı. Farklı yolları sana gösterdim. İstediğin yerden sonuca ulaşabilirsin. Geldik şu soruya. Gergin bir ip zemin ile belirli açılara sahip direklere şekil 1'deki gibi bağlanıyor. Şöyle direklere bağlanmış. Zemin ile de belli bir açı yapıyor. Sonra ip K noktasından aşağıya doğru çekildiğinde direkler A ve B merkezli dönüşler yapıyor. Bu direk böyle döndü. Bu direk böyle döndü. Yani bu haldeyken buraya geldi. Bu da bu haldeyken buraya geldi. Ve şekil 2 oluştu. Nasıl oluştu? K noktasını böyle aşağı çektiğimde. Sonra işte bunlar açıortay olmuş hatta böyle. Ondan bahsediyor. Bir de 75 derecede karşımıza çıkmış. Hatta ben buradaki 75 dereceden dolayı şuraya AA BB dersem buradan A artı B artı 75 eşittir 180'den A artı B'yi buldum mu dostlar? Buldum. 105 derece olarak buldum. Ya da ne bileyim açıortay formülünden de gidebilirim. Hani şu ikisinin toplamının yarısı 75 eşittir diyebilirim. Ya da direkt artık buradaki A açısıyla B açısını toplamını da yazabilirim artık. Yani şuraya bir alfa deyip de şuraya alfa buraya beta deyip de hocam o zaman buradan alfa artı beta artı 2A artı 2B'nin de biz 360 yaptığını biliyoruz ya. A artı B'de 105 bulduk ya. Burası 210 yaptı. O zaman alfa artı beta da böylelikle kaç çıktı? Alfa artı beta da 360 eksi 210'dan 100 360 eksi 210'dan 150 derece olarak çıktı. Tamam. Şimdi şekil 1'deki C ile D köşelerindeki açıların toplamı 140 derece olduğuna göre. Arkadaş şu C ile D açıların toplamını vermiş bana. Arkadaş C ile D'nin toplamı 140 sa iç açılar toplamının ben ne olduğunu biliyorum 360. O zaman bu iki açının toplamına ne kalıyor? 360'dan 140'ı çıkarttığım zaman 220 kalıyor. Yani şu açıyla şu açının toplamı kaç yaptı? 220 yaptı. Sonra ne oldu? Ben neyi buldum? Alfa artı beta'yı da ikinci şekilde de 150 derece olarak buldum. Direkler toplamda kaç derece dönmüştür diye soruluyor bize. Bak güzel bir soru. Arkadaş bu direk buradaydı. Direği döndürüyorum şöyle. Hop döndürdüm. Buraya denk geldi. Bu dönüş açısı yaptı. Bu direği de döndürüyorum şimdi. Hop döndürdüm. Buraya geldi. Buraya geldikten sonra
Şurası alfa, burası beta oldu. Benden ne isteniyor? X ile Y açılarının toplamı isteniyor. X, Y dedim mi orada demedim. Dönüş açıları toplamı isteniyor benden. Arkadaş, biz burada alfa ile beta'nın toplamını 150 bulmadık mı? Bulduk. Soruda bir de bana şu açılar toplamını vermiş. Alfa, yani açılar toplamı da alfa artı beta artı X artı Y değil mi? Çünkü şu açıyla şu açının toplamı... Aslında alfa artı x artı beta artı y yazacaktım da. Burada alfa artı beta'yı biliyorum diye böyle yazdım. Bu açıların toplamı aslında alfa artı beta artı x artı y yaptı. Bu açıların toplamını da ben soruda kullanmak zorundayım. Onu da bize 220 vermiş. Eşittir 220. Alfa artı beta 150 olduğundan dolayı x artı y'ye de ne kaldı o zaman? Hocam 70 derece kaldı. 70 derece dönmüş olur. Ha, sen bunu da yazmadan şu şekilde de diyebilirdin. Hocam normalde bu açılar toplamı 220. Ben bu hale getirdiğim zaman bu açılar toplamı da 150 ya. 220'den 150 çıkartırsam 70. O zaman bu açılar toplamı da 70 kaldı deyip kafadan da çözüm yapabilirdin. Bu da çok güzel bir soru. Tam anlamıyla sınavda çıkmaya aday sorulardan biri dostlar. Gerçekten hoş bir soru. Örnek 14'de 70 bulduk. Geldik örnek 15'e. Katlama sorusu. Hadi bakalım. Hem Semih hem de Muhammed iç başına katlamaları göstereceğiz. Ki ilk defa bir dörtgen mi katlayacağız? Yok. İkinci defa bir dörtgen katlayacağız. Ön yüzü mavi, arka yüzü yeşil renkteki olan ABCD dörtgeni biçimindeki kartona aşağıdaki katlamalar yapılıyor ve 80 derece ve 110 derece verilmiş bize ilk etapta. Buradaki ADC açısı ve neresi? Şuradaki ABC açısı. Dur. Şimdi ben buradaki şekli katlayacağım. Bak, B köşesi AD üzerine gelecek şekilde bir dörtgeni katlayacağım. B köşesi AD üzerine gelecek şekilde dörtgeni hop katladık. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Katlamayı geri doğru açacaktık. Açılmışını da gösterdim şimdi sana. Dur, aklında tut. Şimdi bir de öbür türlü B köşesi CD üzerine gelecek şekilde bir katlama yapılacakmış. O zaman C köşesi de B köşesi de CD üzerine gelecek şekilde katlamayı. Oğlum şöyle hop yaptık. Gördün, açılmış halde eski haline getirdim şurada. Gördün mü eski haline gelmişti de? Gördüm. Şimdi biz burada geriye doğru açılmış animasyonda gördük ama elimizde alışsın. Şimdi katlama verildiğinde, ki verildi burada, eski haline geri açacak. Ama açtığımızda eski şekli oluşturacağız. Eski şekilde de hocam şurası ne verilmiş bize ADC? 80 verilmiş, burası da 110 verilmiş. Bunları şöyle bir yazalım. Bunu eski haline açalım. Eski haline açtığın zaman eski şekli oluşturacaksın. Bak, eski şeklin senin bir dörtgen. Şu dörtgen şu şekilde bir dörtgen oluşturacak. Bak, şunu açtın sen. Bu şekil böyle katlanmış. Hocam bunun açılmışı burası. Ne yaptın? Şunu şuraya getirdin. Bir dörtgen ya, C köşesi şuraya kadar gelecek. Doğrusal olacak, o yüzden bunun doğrultusunda yazdım. Sonra C'den aşağı doğru gidiyordu. Aşağı çizdim. Sonra buradan A köşesine gidiyordu. A köşesini çizdim. Bak, aynı şekil değil mi? Birbirinin simetri. Açılmış halinde de zaten biraz önce görmemiş miydin? Bu dörtgeni katlamıştık. Sonra aç bakalım demiştik. Hop açtık. Aynen bu şekil. Devam edelim. Bu arada katlamalarda üst üste binen kenarlar eşit. Bunlar eşit. Şunlar eşit. Sonra şu parçayla şu parça eşit. Ama kenarlarla ilgili bir şey yok galiba. Çünkü buna göre katlama çizgileri arasındaki açı isteniliyor bizden. Kaç çizgisi burada, bu değil mi? Bu. Kaç çizgisi ne olacak arkadaşım? Hop, açıortay. Kaç çizgisi açıortay. O zaman buradan geleyim şöyle. Kaç çizgisi, bak burası açıortay. Katlama çizgisi tam buraya kadar gelecek. İşte burası da K noktası ve bunun da açıortay olduğunu biliyorum. Şimdi öbür şekli açayım. Öbür şekli açarken yine aynı dörtgen. Açtım buraya. A üstünü buraya getirdim. A burası oldu. A'dan sonra aşağı geliyordu böyle. Sonra da buraya geliyordu. Dörtgenimiz böyle değil miydi bizim? Evet. Bak, aynı dörtgen oldu. Şu dörtgen bak burası oldu. Burada da kaç çizgisi bu olmadı mı? Oldu. Kaç çizgisinde de hop, bu açıortay olmayacak mı? Evet. CL hop buraya gelecek. Bu da kaç çizgisi olacak? Böyle böyle. Kaç çizgileri arasında kalan açı kaç derece olabilir diye soruluyor. Yani bu kaç çizgisi ve bu kaç çizgisi arasındaki açı. Ya burada kaç isteniyor ya da burada kaç isteniyor. O yüzden olabilir diye soruluyor. Peki arkadaşlar, iki tane açıortay arasında kalan açıda ne yapıyorduk? Hocam şu açıortayla bu açıortay arasında kalan şu açıyı ben biliyordum. Ben buraya bir alfa dersem formül aklımıza gelsin. Formülsü de yapabiliyorduk gerçi. Alfa direkt neye eşitti? 110 karşıtlı. Yok, buraya alfa demeyeceğim. Karşılıklı olduğu zaman ne diyorduk böyle karşılıklı? Arada kalan küçük açıdan bahsediyorduk. Arada kalan küçük açıya o zaman alfa dedim. Alfa neye eşit? Diğer iki açının farklarının yarısına eşiti. Ama mutlak diye de kullanıyorduk ama büyükten küçüğü çıkarttığım için sorun yok. 110-80 30 yaptı. 30 bölü 2'den de cevabı 15 diye ulaştık. Cevap 15 de olabilir ya da şuraya 15 bulduk ya, 180'in 15'e tamamlığını 165 de olabilir. Yani cevap 165 derecede olabilir. Şıklarda hangisi varsa bakıyorsunuz. Şıklarda 15 var, o yüzden cevaba 15 deriz. Geç.
gençler. Evet, olay bu. Dörtgenleri de bu şekilde anlattık. Biraz uzun sürdü ama tane tane olduğu için bu şekilde oluyor biliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Uzun yani 1.5x'de izlediğiniz zaman 40 dakikaya da düşebiliyor bu. Neyse, bu şekilde ya da 45'e düşüyor galiba. Bir oran orantı yap bakayım böyle. Galiba 45'e düşüyor. Neyse. Böylelikle 17. günün 1. dersini hallettik. 2. derste de geri kalan kısmını halledeceğiz. Burada da güzel sorular var gerçekten. Çok hoş sorular var. Dörtgenler bu kadar soruyla olur muydu hocam? Bak şimdi şunu da söyleyeyim. Yine kızıyorum. Bu yorumları da göreceğim çünkü. Ya normalde şurada anlamadığın soruları at ya da sana zor gelen soruları at. Normalde konu anlatımında o diğer sorular kolay sorular kalıyor. Ben sana ekstradan burada fazladan bir hizmet vermişim gibi düşün. O kolay soruların üstüne zor soruları da koymuşum gibi düşün. Yoksa normalde buraya kadarki anlatılan kısım normalde belki de bazı kaynaklarda yani bazı kitaplarda 20 dakikalık kısımdır. Ama ben ne yaptım? Seni her türlü duruma hazırlıyorum. Aynı zamanda bu ekstradan 20 dakikada anlatılabilir bir durumdan bahsediyorum şimdi. Ben ekstradan 40 dakika daha fazlasını yaptım ya. 40 dakikada üçgenleri tekrar ettim gibi düşün. Anlaştık. Yani buradaki kısım da o 40 dakikalık ekstra 40 dakika ya da ekstralık yarım saatlik sürede seni geliştiren bir süre. Şu an bir gelişim içerisindesin. O yüzden sıkıntı yok. Yoksa ben sana burada kolay soruları koyarım. Dörtgen hallettin deyip sevine sevine gidersin. Ben senin dörtgenlerini her şeyinle halletmeni istiyorum. Yani işi sağlam alıyorum. Senin şuranı geliştiriyorum. Sen farkında değilsin. Ben sana şu an farkındalık oluşturuyorum. Neyse arkadaşlar, bu kısmı da hallettik. 17. kısmı da hallettik. 17. günde hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste 17. günün 2. dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal. I let 'em feel this, you know it's spitting no cap when I kill this.